normal. Très bon. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah illazi ceala nikaha sünneten saniyeten lil anam ve fasilan ve khati'an beynel halal vel haram. Ve sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammedin illazi kal en nikahu sünneti femen razıga an sünneti feleyse minni amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Kadirli, aziz mihmanlar, hurmatli ustazlar, bugünkü nikah toyu münasebeti bilen bu galime ziyafetige teşrif kılgen hurmatli cemaat. Kadimlerimizin hasenatı. Allah subhanahu wa ta'ala bu cemiyetimizde yangi kuşlayarken yine bir Müslüman ailesini hammamızga mübarek kılsın. Hususen toy egelerige bugün inşallah hammamız için hürmetli bulgen hanadan kaysi kim Firdevs akamızını tarzanları vayge yitip şu vayge yitgen Abdülaziz canını münasip caydan uylentirişlik münasebeti bilen Valime dasturhanını yazıp sızımızını teklif kılgenler. Bugün bu toyumuzga Samarkand vilayetinin barcha ulamaları, ustazlarımız, Hacı Mahmudjon domla, bu joyda vilayet vakilligi imam hatiblarımız, Hayrulla domla, Yoqjon qaraka, Habibulloh domla, Umidjon Ixtiyor aka, bir qancha tuman shahar bosh imomlari, ana Bahodir aka, Abdulhalim domlalar va qorilarimizdan, qorilarimiz ustozlaridan inshaalloh Qamariddin qaraka va qorilarning otasi bo'lgan, ustozi bo'lgan yana bir yaxshi aziz domlamiz Zafarjon domla ustozlardan inshaalloh bu joyda Abdurayim akam, Abdug'afur hoja akalar va ko'plab ahli ilmlar, chunki Firdavs akamning o'zi ahli ilm, oilasi dindor ahli ilm xonadoni, shuning uchun ham bu kishini to'ylariga İnşallah uzak yakından hani şunda ulamalarımız, ustazlarımız taşrif kılgenler ve şu davramızga bugün yurtumuzda közge korungan ulamalardan saf akidemizni davetçilerden bulgen Abrar Hacake domlamız hem taşrif kıldılar. Bu kişiye Samarkand ahli namıdan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alhamdulillahki qimmatli vaqtlarni ajratib Ramazon oyi davomida ham bir necha marotaba viloyatimizga tashrif qilib viloyatimiz ahlini, mo'min musulmonlarimizni, ayniqsa yosh namozxon yigit qizlarimizga o'ta zarur bo'lgan hamdu nasihatlar bilan, amru ma'ruflar bilan hammamizni bahramand qildilar. Bugun ham inshaalloh mana shu to'yga tashrif qudum qilib kelganlar Alloh qadamlariga hasanatlar ato aylasin. O'zi hamisha qayerda bo'lsalar ham hifzi panohida qilsin. Azizlar, mamnuniyat bilan hozirman, so'zni domlamizga beraman. Inshaalloh domlamizni amru ma'ruflariga, nahiy munkarlariga diqqat qilib quloq solamiz va bu joyda xizmat qilib yurgan yigitlarimizdan ham iltimos qilamiz, bir oz xizmatlarni to'xtatib
amr-ı marifini dinleyimiz. Kelayotgan mehmonlarimiz diyan odob bilan, imo ishora bilan joylariga joylashtirib turamiz. Marhamat taqsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh subhanahu va taolo xonadon egalarini jasorat bilan, mardlik, tavakkal Allohga bo'lgan harakat bilan Alloh subhanahu va taoloning inson zotini davomiyligiga odat, sunnat qilgan nikohga bo'lgan harakatlarini tabrigi uchun Alloh subhanahu va taolo bu xonadonni o'zi boshqa oilalarga namunali oilalardan qilsin. Ha, nikoh o'ta jasoratli ish. Nikohga, nikoh marosimiga harakat qilgan har bitta inson, sunnatga harakat qilgan, halol yo'lga harakat qilgan inson zotining nasl zurriyoti halol shaklda davom etishligiga harakat qilgan inson o'laroq dunyoda ham buning barakotiga qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloning beradigan ulkan ajr mukofotiga dohil bo'ladi. Shu sabab Qur'oni Karim inson zotini nikoh bilan davom etishligiga ya'ni bog'liq bir qancha oyatlarni nozil qildi. Allah subhanahu wa ta'ala merhamet kıladı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve enkihu ayama minkum. Ve salihin min ibadikum ve imaikum. İyyekunu fukara ayyubnihumullahu min fadlih. Sadakallahu l'azim. Arenlerde nikahlanışı kerey bugen, yani boydak bugen, ayalı yok erkekini, yok ki erkeği yok ayallarını nikahlap koyunlar. O sizlerini, o zihlerini içinlerden bulgen bulsun, hah kol astindeki kullerinler bulsun. Ularını, ayyimlerini, ayyim şu tül ya ki ailesiz tülgenler, nikahlar buysun. Nikahlanışlıkta buyruk var. Biz Müslüman cemiyet olarak, bizim aramızda yürgen, belagatke yetken, üylenişlikte salahiyeti var adamlarını üylentirip bu işimiz gereği. Bu vaziyat, bu vazife cemiyet içinde aklı hoşu rasa bugün obro itibarı var adamlarının zimmesine yüklenedi. Farzantını üylentirip koyuş ata ananın zimmesine yüklenedi. Bu işe hareket kılgen adam Allah'ın buyruğuna hareket kılgen adam kısablanadı. Nikahın köp orullarda başka muamelelerden göre ciddi ikenliğine bir kança şartlarını koygenliği bilen hem görüşümüz mümkün. Nikahda başka muamelelerde tapılmayan şartlar var. Allah subhanahu wa ta'ala nikahke hareket kriyetken adamlarge avvala kuda endeçilik, vardı kirli, kirişu, kattelerinin maslahatı, yaşlar birbirlerini sünnetke göre bir, ya ki iki maratebe, güvahlar güvahligi de kuruşligi, birbirleri bilen yaktır ise, nikahke razı bul ise, mehir tayin kirişleri, guvohlarning eng kamida ikkita guvoh bilan bugun nikohga shohid bo'lishlari ijob qabul kabi narsalarni shart qilib qo'ydi. Nimaga? Chunki nikoh bu o'ylab, ya'ni tavakkul qilinadigan, ya'ni bir necha yillar mobaynida tarbiya qilgan qizingizni qo'shqo'llab boshqa xonadonga uzatib yuboradigan hodisa. Ya'ni farzand zurriyotingizga odob ta'lim berarkan siz, sizdan keyingi qoladigan zurriyotlarga fundament yasaydigan hodisa. Bu hodisaga Alloh subhanahu va taolo jiddiy e'tibor berishlikka buyurdi. Qur'on bir narsaga buyursa, Qur'oni Karimning bu buyrug'i insonlar, insoniyat o'zi tanlagan har qanday aqliy salohiyatdan ustun ekanligini isbotlaydi. Tarix mobaynida nikohdan boshqa tanlov insonlarni davomiy hayotiga kafolat bermaydi. Bermagan. Qaysi jamiyat nikohga yaxshi urg'u bergan bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsa, nikohni targ'ib, tashviq qilgan bo'lsa, o'sha jamiyat kelajakda kuchaygan.
Qaysi jamiyat oddiy nikoh masalalariga bee'tibor bo'lgan bo'lsa, u xoh iqtisodiy tomondan, xoh siyosiy, xoh harbiy tomondan kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, bitta nikohga e'tibor bermagani uchun parokanda bo'lgan, kelajagidan umidi uzilgan, kelajak atrofda u davlat yiqilgan yo'q bo'lgan. Qadimda zamonlarda shu Lut alayhissalotu vasallamning qavmlari, jamoalari erkak bilan ayolning nikohini tan olmasdan erkak bilan erkak yashash kerak degan tashviqotni olib chiqishgan. Va u qavmni bugungi kunda faqat Allohning la'nati bilangina eslanadi. O'shalar yashagan o'lik dengizni oldidan Allohdan panoh so'rab boshimizni egib o'tadigan bo'lib qolgan. Inson zoti u joydan faqat ulardan ibrat oladigan tarix qoldirdi xolos. Oddiy nikohga bo'lgan behurmatlarliklarining oqibatida Alloh taolo ularni la'natladi. Nafaqat la'natladi, yer yuzidan ularni supurib tashladi. Pompeyo Yevropada mashhur yonar tog' uyg'onishligi oqibatida gulhan ostida qolgan, lavalar ostida qolgan tarixiy shahar bor. Bugun bor. Bugun hozir o'sha joylarga borgan odam ularning qotib qolgan, toshga aylanib qolgan jasadlarini ko'radi. Ular ham aynan Allohning balosiga Alloh buyurgan halol yo'l bilan inson naslini qoldirish kerak degan narsani orqaga tashlagan odamlar edi. Erkak bilan erkak nikohlansa bo'laveradi degan odamlar edi. Alloh subhanahu va taoloning bu buyrug'i sodda oddiy bizning hayotimizda joriy bo'lib turganligi, buning ne'mat ekanligini bizdan biroz esdan chiqarib qo'ygan. Aslida u ulug' ne'mat bu. Mana shu bir-birimiz bilan nikoh marosimida yig'ilishib, o'zimiz uchun qadrli bo'lgan bir xonadonning da'vatiga labbay deb qo'limizga duoni ochib, yoshlar haqqiga duo qilishimiz, ulkan bir hodisaning tepasida guvoh bo'lishligimiz biz o'ylagandan ko'ra ulug' ajr. Biz bilmaymiz, 400 yil o'tar, 500 yil o'tar, aynan mana shu ikkita yoshning barakotidan katta bir millat, katta bir davlat paydo bo'lishi mumkin. Millionlagan, milliardlagan insonning davomchilarini asosini qurayotgan bo'lishimiz mumkin. Agar shu oilaga guvohlikda niyatimizni sog'lom qilsak, Allohdan ajr umid qilsak, bu nikohga biz xayrixoh bo'lsak, bulardan keyin keladigan million nikohlanadigan halol zurriyotlarning ajridan biz ham ya'ni bahramand bo'lamiz. Chunki payg'ambar alayhissalotu vassalom man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha dedilar. Kim bir sunnatga amal qilsa, kim bir sunnatni joriy qilsa, yaxshi sunnatni, o'sha sunnatga kelajakda keladigan amallariga ham birinchi joriy qilgan odam ajrlanadi. Ha, nikoh bu jasorat talab qiladi. Chunki mas'uliyatli ish. Bir oilani tikilar ekansiz, Allohning buyrug'iga labbay deysiz, odamlarga e'lon qilasiz, o'sha oilaning shirin, shakar hayotini bahramand bo'lish bilan birga achchiq kunlarini ham zimmangizga olasiz axir. Nikohni mardonavor qadam ekanligidan nishonalardan biri. Nikohning ziddini ulamolar zina deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vala taqrabu zina" dedi. Zinoga yaqinlashmanglar. Nikohga buyurgan Alloh subhanahu va taolo nikohdan, ya'ni nikohning ziddi bo'lgan zinoga yaqinlashmanglar dedi. Zino qilmanglar emas, zinoga yaqinlashmanglar. Zinoga olib borishi mumkin bo'lgan har qanday vositalarni Alloh subhanahu va taolo taqiqladi. Nimaga? Chunki zino jamiyatni buzadigan fahsh ish. Zino nasllarni parokanda qiladigan ish. Zino nomard odamlarning ishi, mas'uliyatni zimmasiga olmaydiganlarning ishi, zinoga qadam qo'yadiganlar o'zlarining nafslarini oz muddatda qondirish uchun harakat qilishadi, keyingi mas'uliyatni zimmalariga olishmaydi.
Bu yani merdana var hareketmez. Allah subhanahu ve ta'ala nikahga büyürerken kop adamının içinden ötedi. Farzlantımızı nikahlap koysak, yok ki bu boydaklarını nikahlap koysak, bularını yemak içmağını mı buladı, kembeğal ki bular, bularge kimdir, yordam veriş gerek, ailenin tartıp kitalar mı ki, digen taşvişler hem buladı insandı. Tabii insanın hayatı da bu narsalar muhim. Allah subhanahu ve ta'ala nikahını zikir kılarken, nikahının devamında bu narsalar insanın kalbinden ötüştüğünü bilgeni için اِيَّكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ dedi. Eğer onlar fakir bulsalar, hatırcan buluyorlar. Nikahta bereket var. Nikahta hareket kılgenlerge bereket veriladı. Allah özünün fazlı bilen onlarını bir hacet kılıp koyar. Boydak yiğitlerimiz koçada özünü ortak yarı dostları bilen mesuliyetsiz hayat geçirip yürgen peytide ularının başıga aile, halal hayat, ciddi bir meseleler düşkenden ki şimdi ciddi ra oylaşını başlaydı. Ailege tartışını başlaydı ve Allah Ta'ala onlara berekat verirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nikahı kub targıp kılardılar. Nikah benim sünnetim derdiler. Kim nikahdan yüz ögürse minden emez derdiler. Sahabelerini nikah arkali hayat keçirişliğine kub targıp kılardılar. Hatta sahabelerden ya ki sahabiye ayollardan şunday rivayetler var. Eğer bir gün umurum kol geldiğine haber gelse o şekilde boydak bulsam nikahlanıp olamam. Allah'ın huzuruna bir nikah barıştan haya kılamandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilen irgeşip Mekke'den Medine'ye hicret kılgen peytlerine bir nece müddet farzand tuğulmayı koyan. Farzand tuğulmayı kolgenliği Yahudiler ve münafıklarını uşa peytti. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve o kişiye irgeşkenlerine tane kılışı sebep koyan. Bunlar indi tamam buldu. Bunlar indi köpey miydi? Bunlar indi kırılıp yok bu kitede degen getlerini tarkatışken. He braderler, Müslümançılıkke amel kılarken siz addi işin yokşegen meselelerde hem hasat kıladigen etrafınızda adamlar buladı. Peygamber aleyhissalatu vesselamcı da kop taşmış kıgenler. İlk hamiledar bulgen ayal Asma radiyallahu anha bulgenler. Asma binti Abi Bekir Ayşe anamızın opaları bu kişi hamiledar bu geldiğinden nihayette kursan bu geldiler. Ve etkiler ki Asma'ya karenler, Asma'ya itibar verinler, onu farzlandı, yakşı kette böyle yaptı mı? Deyip daim haber attırardılar. Birinci tuğulgen, Medine'de birinci tuğulgen çakalak Asma'nın oğlu. Abdullah ibn Zubayr. Zubayr ibn Avam'nın oğlu. Tuğulgen zahatı hiç nerse yedirmeyi, içirmeyi doğru Peygamber aleyhissalatu vesselam'la aldı kap girişken. Abdullah tuğulgende Medine'de hursançılıktan adamlar takbir etişken. Allahu Ekber deyişken. Demek ki Müslüman ümmetinin davamçileri tuğulu yaptı. Hursan buladigen hadise bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kuzları yaşanıp gitken. Derro Abdullah'ını alıp hurmadan çeynep tehnik yani tengleyini kotarıp koygenler. Hakkı'ya dua kıygenler. Şu hadiseni islep ulamalar tarihte yazışarı. O da tahsirli hadise. Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu katta buldular. Karı, alim, katta Medine'deki en fakih, Mekke'deki en fakih adamlardan biri hesaplanadılar. Haccacı zalimini takibine uçuregenler. Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Bu takipini bir neçe yıl amalga aşırgen, haccac. Asma 80'dan aşıp kalgen, kızları ama kör bulup kalgen, kıdırıda yürgen, Abdullah ibn Zubayr ahara haccacının aldığı kere. Kigen peytlerde de Asma analarının aldığı kerediler. Aytadılar ki, ona hemen kildim deydiler. Kayakı git yapsa, haccacının aldığı bari yapma. Boyunu yekmedikler. Zalimge hiç kaçan boyun eğme. Onların balaga terbiyesini karay. Ben sizde duayızı algeni kildim. Asma kucakla gendi. Yani savutları bilen turgenini kurup korkma gendi. Hak yolda turgenini korkma gendi.
Abdullah ibn Zubayr borganlarida Haccoc u kishini qatl qildirgan. Qatl qildirganda bir qancha odamlar takbir aytgan. Allohu akbar deb takbir aytgan atroflarida. Shunda Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma o'sha jamoaga qarab aytganlarki, bu inson tug'ilgan paytida ham takbir aytilgan edi. Buni qatl qilyotganlar sizlar ham takbir aytyapsizlar. Lekin o takbir aytgan odamlar sizlardan afzal edi deganlar. Nikohning oqibatida farzand dunyoga kelishligi barchamizning, ya'ni musulmon ummatining, xalq, millatning davomiyligiga qo'yilgan qadam, bundan xursand bo'lishimiz kerak. Nikohga zid bo'lgan amallardan xafa bo'lishligimiz islom ummati payg'ambar alayhissalotu vassalom qoldirgan sunnatlardan hisoblanadi. Bir oilani nikoh orqali davomiyligini ta'minlash yuqorida aytganimizdek ulkan hodisalardan, o'ta ulug' ajr mukofotlardan hisoblanadi. Ba'zi odamlar aytadi, oilani chegaralash kerak, oilaga unchalik e'tibor yo'q. Agar bizni ota-bobolarimiz ham shunaqa fikrlaganda biz dunyoga kelmas edik. Bizni dunyoga kelishligimizda bizni qarzimiz bor. Endi jamiyat uchun o'rnimizga boshqa bir insonlarni qoldirishimiz kerak. Buning uchun nikohga munosabat albatta muhim. Bizni xalqlarimizni rivojlanishimizni, oyoqqa turishligimizni endi qadim davrlarda butun dunyoga ustoz bo'lganligimizni bilgan ba'zi jamoalar endi bizni ichimizdan yana qaytadan hujum qilishlikka harakatlari bor. Bizni ichimizda har xil fitna fasod gaplarni tarqatayotganlar, nikohimizni bee'tibor qilayotganlar, ayollarimizni nomusiga, ya'ni ko'z tikayotgan har xil tashkilotlar bor. Biz bularni o'yinlarini nikoh sunnatiga amal qilaroq buzishimiz kerak. Mana shu jamoa, mana shu majlis juda katta o'yinlarni buzayotgan majlis. Bizni bu nikohda bir-birimiz bilan ro'baro o'tirganimizni ko'rgan dushman sochini yuryapti birodarlar. Ishonavering. Juda katta jamiyatlar nikohga bee'tiborligi uchun 30-40 yildan keyingi kelajagini ko'ra olmayapti. Yo'q bo'lib qotish ehtimoli bor nikohga e'tibor bermagani uchun. Bizni bu nikohga berayotgan e'tiborimiz millat o'laroq, xalq o'laroq butun dunyoda peshqadamligimizni ta'minlayapti. Ha, ba'zi masalalarda orqadamiz. Iqtisodimiz sal orqaroqda, harbiy kuchimiz, siyosatimiz, ba'zi narsalarimiz endi shakllanyapti. İnşallah bu yan orduğa geledi de, lekin juda ko'p masalalarda boshqalardan ustunmiz. O'shalardan bittasi nikoh. Nikoh masalasida xohlagan boshqa odamlar bilan siz faxrlanavering. Biz nikoh masalasida butun dunyoga hozirgi kunda o'rnakmiz. Bu o'rnakni oddiy sodda deb tushunmaslik kerak. İslomda odat bilan ibodatni farqi bor. Odat ekanda bir nikohlarni qo'ylar ekanda desa, u insoniy odat bo'lib savob bo'lmaydi. Lekin bu nikohni Alloh subhanahu va taolo ibodat darajasiga ko'tardi. Buni sunnat payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnati dedi. Qur'onda bunga buyruq qildi. Bunga amal qilar ekanmiz, Allohning buyrug'iga amal qilyapman desak, o'ta katta ulkan mukofotlarga sazovor bo'lamiz. Bu xonadon biz Firdavs aka bilan birgalikda ishlaymiz. Insoniylik jihatdan ya'ni odamgarchilik ma'nosida ajoyib insonlar. Bu kishining otalari, bu kishini oila a'zolarini, yaqin yori do'st birodarlar ham xalq uchun, jamiyat uchun o'ta yaxshi, manfaatli insonlar bo'lganligini e'tirof qilishadi. Shu xonadondan tarbiya topgan birodarimizni farzandlarining nikohida biz yig'ilib guvoh bo'lib turibmiz. Bu xonadon bizdan mana shu ulug' zotlar o'tirishibdi. Aslida bu gaplarni gapirishga loyiq emas edik. Bizni o'zlaridan e'sor qilaroq bizga mikrofon berishdi. Lekin umumiy ma'noda bizdan duo umidlari bor. Alloh subhanahu va taolo bu majlisni barakotli qilsin. Xonadon egalari o'ylaganidan afzal bo'lishligini nasib qilsin. Kelasi yillarda bu xonadonga ko'zlarini quvontiradigan solih soliha juft-juft farzandlar ato qilsin. O'shalarni ham tabrigi uchun yig'ilish barchamizga nasib qilsin. Bu xonadondan kelajakda islom ummati, millatimiz, xalqimizga
o'ta manfaatli insonlar tarbiya topishligini nasib qilsin. Ko'zimizni ochaylik birodarlar. Samarqand tarixi to'g'risida kitoblarni o'qing. Samarqanddan chiqqan ulamolarning sanog'iga bugunga qadar odamlar hali yetib kelgani yo'q. Shunaqa ulamolar chiqqan zotlarning odamlari bu joyda yashayapti. Har bittangizni qoningizda o'sha ulamolarning geni bor. Ulamolar qilgan ishlarni bugun siz ham qila olasiz. Hech yo'q shu halol yo'l bilan tarqatilayotgan nikohlarga hissa qo'shing. Farzand tarbiyasida ulamolarni orzu umidlarini amalga oshirish uchun qadam qo'ying. Siz bu millat qadimda eplagan ishini qaytadan qila olishligini isbotlashingiz kerak. Mana shu majlislarimiz inshaalloh katta-katta Samarqand ulamolarining qadamlarini qaytadan yana jonlantiradigan zurriyatlarini bizni ko'zimizga ko'rsatsin. Millatga, xalqqa kelajakda xizmat qiladigan katta-katta insonlar chiqishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Haq subhanahu va taolo qadamlarimizga hasanotlar, ajrlar bersin. Qamariddin qorakamiz bir Qur'on o'qib bersalar, keyin bizdan umumiy ma'noda so'ralayotgan duoni qilishlikka qo'l ochamiz. بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال إبراهيم رب اجعل اجعل هذا البلد آمنا رب إنهن أضللن كثيرا من وما يخفى على الله
Allah'a emanet olun. 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 Allah'